Ayşe Öğretmen'in atölyesinden hepinize merhaba sevgili çocuklar. Bugün atölyemizde matematik dersimiz var. Peki matematik dersinde işleyeceğimiz konu hangisi? Sıra bildiren sayılar. Peki günlük hayatta biz bu sıra bildiren sayıları nasıl gösteririz, nasıl ifade ederiz ya da sıra olma kavramını nerede kullanırız? İsterseniz öncelikle bunları anlatarak dersimize başlayalım sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, biz günlük hayatımızda sıra olmayı nasıl kullanırız? Buradaki öğrenci arkadaşlarımız gibi biz de sabahları okula girerken sıraya gireriz değil mi? Sıra kavramını bu şekilde kullanırız. Peki başka nasıl kullanırız? Ona da bir bakalım isterseniz. Ya da başka şekilde nasıl kullanırız sevgili çocuklar? Bu gördüğümüz raflardan çoğumuzun evinde vardır. Kimimiz böyle kutularımızı falan düzenlemek için kullanırız alt alta bir şekilde. Ya da ne yaparız? Kitaplarımızı yan yana sıralayıp ya da alt alta sıralayarak düzenleyebiliriz sevgili çocuklar. Yani sıra kavramı günlük hayatımızda bizim işlerimizi daha böyle sistemli bir şekilde, daha planlı programlı götürmemiz için kullandığımız bir yoldur sevgili çocuklar. Ve bunları ifade ederken şöyle söyleriz. Mesela kutuları göstermek istiyorum bu rafta bulunan. Birinci kutu, ikinci kutu, üçüncü kutu, dördüncü kutu, beşinci kutu, altıncı kutu şeklinde söylerim. Peki yazı olarak ifade ederken bunu nasıl yaparım ben? Şuradan hemen kalemimi alıyorum ve gösteriyorum. Ne demiştim? Birinci kutu. Birinci kutu. Şimdi buraya sadece bir yazdım. Peki bunun birinci olduğunu nasıl gösteriyorum? Sağ tarafına hemen bir tane nokta koyuyorum sevgili çocuklar. Geldim ikinci kutuya bakın. İki, ikinci. Gördünüz mü? Nokta tamamen değiştiriyor söyleme. Ne oluyor? Normal sayıyı bir sıra sayısı haline getiriyor. Gelelim üçüncü kutumuza. Üçüncü. Şimdi üçüncü oldu. Üçüncü kutu. Evet, bu benim dördüncü kutum. Ne yapıyordum? Dört yazıp kenarına hemen bir tane nokta koyuyordum. Beşinci kutumuzu yapalım mı? Evet. Beşinci kutumu da bu şekilde ifade ediyorum. Son olarak da ne yapıyorum sevgili çocuklar? Altı yazıyorum ve kenarına nokta koyarak sıra bildiren sayı durumuna getiriyorum. Diğer etkinliklerimize devam edelim sevgili çocuklar. Evet sevgili çocuklar, şimdi buradaki çiçekleri bize belirttiği yönergedeki gibi daireler içine alalım bakalım. Yine kalemimizi alalım biz her zamanki gibi. İlkinde ne demiş bana? Baştan ikinci çiçeği daire içine al. Birinci, ikinci. Evet, hemen ikinci çiçeğimi ben şu şekilde daire içine alıyorum. Gelelim diğerine. Baştan birinci çiçeği daire içine alalım demiş. Birinci çiçek hemen bu. Evet, bir daire içine aldım. Burada ne demiş? Baştan dördüncü çiçeği daire içine alalım. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Evet, dördüncü çiçeğim de bu sevgili çocuklar. Burada ne demiş? Baştan üçüncü çiçeği daire içine alalım. Birinci, ikinci, üçüncü. Evet. Üçüncü çiçeğimi de daire içine aldım. Peki bunları yazılı olarak nasıl ifade ederim? İkinci. İki yazıyorum. Sağ tarafına nokta koyuyorum. Birinci. Bir yazıyorum. Sağ tarafına nokta koyuyorum. Dördüncü. Dört yazıyorum. Hemen sağ tarafına bir nokta koyuyorum. Ve son olarak üçüncüyü ifade ederken ne yapıyorum sevgili çocuklar? Üç yazıp sağ tarafına bir nokta koyuyorum. Evet, etkinliklerimizi yapmaya devam edelim. Evet sevgili çocuklar, şimdi bu etkinliğimizde de köpeğin bizden istediği şeyleri yapacağız. Bakalım köpek, bu sevimli köpek bizden ne istemiş? Hemen şuradan kalemimizi alıyoruz her zamanki gibi. İlk resimde ne demiş? Dördüncü sıradakini, dördüncü sıradaki çiçeği yuvarlak için almamızı istemiş. Bunu nereden anladım? Bakın dördün kenarına bir tane nokta koymuş. Evet, birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü. Şöyle... Dördüncüyü bir yuvarlak için aldım. Sonra ne istemiş benden? Bakın, altıncı sıradakini yuvarlak için al diyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı. Evet. Sonra ne istemiş sevgili çocuklar? Sekizinci sıradakini. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci. Son sırada bu sevgili köpek bizden ne istemiş peki? Birinci sıradaki resmi yuvarlak içine almamızı istemiş. Ve birinci sıradaki çiçeği de yuvarlak içine alarak sevgili köpeğin bizden istediği şeyleri yapmış oluyoruz. Ve sonraki etkinliklerimize devam edelim sevgili çocuklar.
Evet sevgili çocuklar, son olarak bu tren etkinliğimizi de yaparak biz konuyu iyice anlayalım istiyorum. Burada bizden ne istemiş sevgili çocuklar? Öncelikle sıra numarası verilmeyen vagonların numaralarını yazın demiş. Tabii bunu nasıl yazmamızı istemiş bizden? Sıra bildiren sayılarla. Şuradan kalemimi alıyorum. Birinci, ikinci vagonum, üçüncü vagonum, dördüncü vagonum, beşinci vagonum ve altıncı vagonum. Gördüğünüz gibi ne yapıyoruz? Sıra bildiren sayı haline getirmek için normal sayımızı yazıp kenarına sağ tarafına bir tane nokta koyuyoruz. Yönergenin devamından bizden istediği şey şu. Birinci vagonumuzu mor renge boyayalım demiş. Hangisi bizim birinci vagonumuz? Şuradan morumuzu aldık. Evet, bir yanında nokta var. Evet, burası birinci vagon. Hemen vagonumu mor renge boyuyorum. Hangi vagonumu? Evet, birinci vagonumu. Sonra bizden ikinci vagonumuzu yeşil renge boyamamızı istemiş. Bunun morunu bitirdikten sonra kalemimin rengini yeşille değiştirerek sevgili çocuklar, evet şu yeşil alalım, vagonumu yeşil renge boyayabilirim ben. Şöyle. Evet. Boyama işlemimizi tamamlamaya çalışıyorum. Peki üçüncü vagonu şurada. Üçüncü vagonumu benden turuncu renge boyamamı istemiş sevgili çocuklar. Aldım turuncumu. Vagonumu hemen. Üçüncü vagonumu tabii ki. Turuncu renge boyuyorum sevgili çocuklar. Evet. Sıra bildiren sayılar etkinliğimize bu şekilde boyama yaparak devam ettiriyoruz. Sonra ne istemiş bizden? Dördüncü vagonumuzu kırmızıya boyamamızı söylemiş yönergemizde. Alıyoruz. Dördüncü vagonumuzu kırmızıya boyuyoruz sevgili çocuklar. Şöyle. Peki beşinci vagonumuzu ne yapmamızı istemiş? Sarı renge boyamamızı istemiş. Şu sarımızı seçelim çocuklar. Evet. Beşinci vagonumu da sarıya boyuyorum. Peki altıncı vagonumu hangi renge boyamamı istemiş sevgili çocuklar? Son vagonum mavi olacak. Benden maviye boyar mısınız demiş. Bunu istemiş benden. Evet, hemen şöyle maviye boyuyorum sevgili çocuklar. Bir yandan da isterseniz bugün öğrendiğimiz konunun tekrarını yapalım. Şöyle bir hatırlayalım. Ne dedik? Sıra kavramını biz günlük hayatımızda işlerimizi düzenlemek, daha sistemli, planlı, programlı yapmak için kullanırız dedik. Ve bunu sayılarla ifade ederken de ne yapıyorduk sevgili çocuklar? Sayının kenarına, yani sağ tarafına bir tane nokta koyarak o sayıyı biz sıra sayısı haline getirebiliyorduk. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altıncı şeklinde de okuyorduk bunları sevgili çocuklar. Bugünlük Ayşe Öğretmen'in atölyesinden matematik dersimiz bu kadar. Dersine katıldığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hepinize kolaylıklar diliyorum çocuklar. Sevgiler.